müdürü Erdoğan'dan suç duyurusu da geldi. Yoğun bir gündem, sürekli gelişmeler geliyor. Biz de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu gündemi aktarmak da önemli, tabii yorumlamak da önemli. Şimdi bu bölümde sizlerle bu yoğun gündemi yorumlamaya çalışacağız. Kiminle yorumlayacağız? Sevgili Demir Küçükaydın bizlerle birlikte. Şu anda kendisi bağlantımızın ucunda. Merhabalar Demir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim. Duyuyor musunuz? Şimdi Demir Bey, aktarmak önemli dedik, yorumlamak da çok önemli dedik. Ben hemen ilk sorumla sizinle yorumlamaya başlamak istiyorum. HDP yapılan operasyonla başlayacağım. Çok gündem var ama öncelikli olarak bunu değerlendirelim. HDP eş genel başkanları ve milletvekilleri şu anda tutuklu. Toplamda 10 kişi var. Dokunulmazlıklar kaldırıldığı andan itibaren aslında böyle bir sürece gelinceyi dönüydü diyebilir miyiz? O günden bugüne nasıl değerlendiriyorsunuz gidişatı? Elbette bu çok açıktı. Zaten Selahattin Demirtaş ve diğer birçok HDP'li milletvekili ve yönetici kendileri hakkında tutuklanma hazırlandığını, bunun ne zaman yapılacağını hükümetin zamanlamaya bakarak uygun koşulları aradığını daha önceden de söylemişlerdi. Bunu görmek için zaten kahin olmaya da gerek yoktu. Hükümet herhalde anlaşılan ya da Erdoğan anlaşılan şu an zamanıdır diyerek peşinden bu tutuklamaları yaptı. Ama bu arada ben bir noktayı söylemek isterim. Bu tutuklanan arkadaşlarımız gerçekten çok güzel, dirençli bir tavır koydular. Hala da bu tavrı koymaktalar. HDP de güzel bir tavır koydu. Ve bu Erdoğan diktisine karşı mücadele eden herkese güç ve cesaret verdi. Az da olsak hepimiz bu davranışlardan cesaret ve güç aldık, moral aldık ve daha büyük bir mücadele azmiyle bilendik. Bu açıdan ben insan olarak ve çevremdeki birçok arkadaşımın da görüşü bu. Hepimiz HDP'li yöneticileri ve milletvekillerini tebrik ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet Demir Bey, şimdi şöyle de bir tartışma var. Aslında hükümetin yürüttüğü bir tartışma. Diyor ki bu hukuki bir süreç. Biliyorsunuz CHP anayasaya aykırı olmakla eleştirdi bu tutuklamaları. HDP zaten siyasi olduğunu söylüyor tamamen bu operasyonun. Ama hükümet diyor ki işte ifade vermeye gelinmedi. Ondan ötürü böyle oldu diyor. Bugün Bekir Bozdağ da benzer bir açıklama yaptı. İfade vermeye kim gelmezse onunla ilgili gerekli işlem yapılır. Bu anayasaya dahil hukuki bir süreçtir diyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu süreç hukuki mi, siyasi mi? Efendim, hiçbir hukuk Türkiye'de zaten kalmadı. Ama soyut olarak hukuki açıdan dokunulmazlık nedir? Dokunulmazlık insanların siyasi fikirlerinden dolayı, orada savunacakları fikirlerinden dolayı hiçbir takibata uğramamaları, hiçbir kaygı duymamaları, hiçbir otosansür ya da sansüre uğramamaları, yapmamaları için sağlanan ve büyük mücadeleler sonunda elde edilmiş bir haktır. Kaldı ki dokunulmazlık adi suçlar için söz konusu değildir. Burada ise tam tersi. Türkiye'de zaten her şey tam ters. Türkiye'de adi suçlar, rüşvet, irtikap, yakınlarını şey etme, bütün bunlarda dokunulmazlık geçerli oluyor. Dokunulmazlık aracılığıyla bunlardan herhangi bir yargı önüne çıkılması engelleniyor. HDP gibi haklarında en küçük bir ahlaki ya da başka biçimde suçlama yapılamayacak milletvekilleri sırf siyasi fikirlerinden dolayı, sırf görüşlerinden dolayı, sırf bu devlete karşı belirttikleri fikirlerden dolayı tutuklanıyorlar. Bu baştan zaten yanlış. Bu hukuksuzluk zaten. Ama bu hukuksuzluk içinde bile iyi kötü. 12 Eylül'de gördük, 12 Mart'ta gördük. Bu devleti yöneten o ordu iyi kötü bir biçime, yani devlet demek biçim demektir, bir dikkat ederdi. Ama Erdoğan da bu da yok. Yani geçerli hukuksuzluk açısından bile bir hukuksuzluk söz konusu. Kendi kurallarına bile uymayan bir hukuksuzluk söz konusu. Bu nedenle hukuktan hiçbir şekilde söz edilemez. Ama hukuksuzluğun hukuksuzlukla çarpımı, eksinin eksimi gibi ile çarpımı gibi hukuk oluşturuyorsa o zaman belki bir hukuktan söz edilebilir. Bilmem anlatabildim. Peki, CHP'nin tavrını nasıl buluyorsunuz peki? Yani bu operasyonlara yönelik tavrını hem Cumhuriyet hem HDP. CHP'nin tavrı tam anlamıyla bir teslimiyetçi tavır. Aslında bu da bir şaşırtıcı değil. Çünkü CHP bugün Türk ordusunun ve genelkurmayın talimatlarıyla hareket etmektedir.
özel olarak talimat olması da gerekmez. Onunla derinden göbek bağları vardır. CHP aslında askeri bürokratik oligarşi dediğim benim, kimilerin işte askeri vesayet, kiminin başka bir şey dediği, devlet sınıfları dediği, devlet aklı dediği vesaire, bu binlerce yıllık ta Sümer'den beri gelen bu devletin çıkarlarını aynı zamanda modern şehirli laik kesimler ve Alevi kesimleri onun yanına alarak, başka çelişkilerden yararlanarak onların herhangi bir demokratik hedefe ve ideale yönelmesini engelleyip onları oyalamanın bir aracıdır. CHP'nin bütün bugünkü politikasına bakarsanız bunu görürsünüz. Bugün Genelkurmay paniğe kapılmış durumda, Kürtlerin güneyde, yani Suriye ve Irak'ta elde ettikleri haklar yüzünden, elde ettikleri başarılar yüzünden bu devletimizin beka sorunudur diyerek Genelkurmay, öte yandan Erdoğan'ın kendi kişisel hesapları, yani İslam aleminin efendim yeni imparatoru olma ya da işte her neyse, bu hesaplarla birleşmiştir ve Ergün o konuda bu işe katılmıştır. Bu üç gücün ittifakı vardır. Bu üç gücün ittifakı ancak dış politikada, Irak'ta ve Suriye'de bu politikanın iflasıyla mümkündür. Bu iflas ettiğinde devlet sınıfları içerisindeki ya da bu askeri bürokratik oligarşi içindeki, ki her gücün içerisinde iki strateji vardır en azından daima. Bugün egemen olan strateji Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve devletinde Kürtleri ezmemiz lazım. Güneyde, Suriye'de bir Rojava demokratik, işte Suriye'nin bir parçası olarak ya da olmayarak herhangi bir otonomisi olan bir Kürt bölgesi bizim beka sorunumuzdur diyerek can havliyle onlara saldırmanın planlarını yapmaktadır vesaire. Ancak bu politika iflas ettiği takdirde, aksine bu politika Türkiye'nin teşhidine ve daha kötü bir duruma düşmesine yol açtığı takdirde bu politikanın yerine, hayır biz Kürtlerle savaşmalıyız değil, biz barışmalıyız, onlarla ittifak yaparak ancak hem kendimizi hem Orta Doğu'yu sükuna ve demokrasiye kavuşturabiliriz diyen bir eğilim, belki yani en azından aynı kalmak için değişmeliyiz. Devlet sınıfları olarak egemenliğimizi sürdürebilmek, ağırlığımızı sürdürebilmek için değişmeliyiz. Bu eski arkaik formluktan kurtulmalıyız diyen kesim ağırlık kazanır. Bu Türkiye politikalarına yansır. Bu o zaman CHP'nin de politikasına yansır. Bugün CHP böyle bir politikadan bile uzak. Yani 7 Haziran seçimlerinden önce Türk devletine böyle bir politika egemendi. En azından tarafsız duruyordu. Örneğin Genelkurmay sitesinden diyelim ki AKP'yi refüze edici açıklamalar yapıyordu. O mesela Ağrı'daki olaylarla ilgili olarak. Ya da örneğin Cumhuriyet Gazetesi Suriye'ye kaçırılan işte silahlarla ilgili yayınlar yapabiliyordu vesaire. Ve bilen de bilir 7 Haziran seçimlerinden önce biz oldukça rahat bir seçim çalışması da yapmıştık. Hatta ben hiç hayatımda öyle rahat bir seçim çalışması yapmamıştım. Çünkü o zamanlar Türk ordusunun stratejisi şuydu. Biz Kürtlerle savaşmaktansa onlarla barışarak büyümek istiyoruz. Buna da nereden gelmişti? Bunun da ardında başka yenilgiler vardı. Gerek uluslararası alanda, gerek PKK'nın başarılarıyla, gerek efendim ama esas olarak güneydeki Rojova'nın kuruluşu ve otonom bölgelerin oluşturulmasıyla, kantonların oluşturulmasıyla Türkiye eski politikalarında gidemeyeceğini görmüş ve eski politikaları revize etmişti. Ama şimdi 7 Haziran seçimleriyle birlikte ne olduğunu bilmiyoruz ama belli ki ordu tam anlamıyla bir paniğe uğradı. Örneğin Metin Gürcan gibi bir, o çevrelerle yakın ilişkisi olan birisi bir yazısında belirtiyordu. Genelkurmay'daki generaller 7 Haziran seçimlerini görünce bunun Kürt hareketinin işine yaradığını düşünüp tamamıyla tavır değiştirdiler diyor. Bu tavır değişikliği zaten Erdoğan'a da cesaret verdi ve Erdoğan'ın başkanlık hayalleriyle birleşti. Bu ittifakın parçalanması gerekiyor ama bu ittifakı parçalayacak Türkiye içinde şu an hiçbir güç yok. HDP ve ona yakın duyan bir de bağımsız demokrat insanlar var. Ama bizler her türlü devlet şiddetinin hedefi olmuş insanlarız ve oluyoruz her zaman. Bu bakımdan bizim cephemizi genişletmemiz gerekiyor. Öte yandan bu cephe genişletilebilir ama işte tam bunun genişletmenin önünde en büyük engel CHP'nin politikalarıdır. Aslında bugün Erdoğan korkusuyla laikler ve Aleviler
Kürtlerle ittifak yapmaya giderek hazır hale gelmektedirler. Ama CHP bu politikalarıyla bu hapis durumunu sürdürmeye hizmet etmektedir ve Türkiye'nin laikleri, Kürtler ve Alevilerin bir araya gelerek, tüm demokratların bir araya gelerek, ki bunlar bir araya gelindiğinde de bir %50 oluşturuyor, Türkiye politikasının ağırlığını koymalarını engellemektedir. Onları dağınık tutmaktadır. Ağırlığını koydukları an ben inanıyorum ki AKP'ye oy verenler içerisinde en az bir %20'lik bir kesim de bu tarafa gelecektir. Çünkü birçok İslami kesimden tanıdığım şunu diyor ki bunlar eleştirel tavırlarıyla Erdoğan ve AKP'ye gibi meşhur insanlar. Ya diyor ben normal olarak bizim cemaatten ya da yani politik İslamcı kesimden insanlarla görüştüğümde onlar Erdoğan hakkında benden daha ağır, benim ağzıma alamayacağım şeyler söylüyorlar. Ama tabii piyasaya geçince böyle bir şey yok. Çünkü insanlar başka noktalardan, midelerinden bağlılar, başka beklentiler içerisindeler. Yani böyle bir blokun oluşması gerekiyor. Bu blokun oluşmasının önündeki en büyük engel CHP'dir. CHP de bu tavrını tecrit olması kendisinin bahasına Genelkurmay'ın istediği bir politikayı uygulayarak yapmaktadır. Ama şunu unutmayalım. Bugün Genelkurmay ve AKP arasında... Efendim? Beni duyabiliyorsunuz. Beni duyabiliyorsun sen. Şimdi şu an... ben de birçok konuya girdim. Hepsini tek tek derinleştirmek istiyorum ama öncelikle bu CHP konusuyla ilgili olarak şunu da bir sorayım. Onunla cevap vererek gidelim istiyorum. Bu Erdoğan biliyorsunuz suç duyurusunda bulundu bu parti meclisinin yayınladığı evet. Bildiriyle de alakalı. Yani, yandan da aslında AKP tarafından da çok ciddi tepkiler de var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz peki? CHP'ye baskı yaparak onun tarafsız pozisyonunu ya da HDP'ye ve Kürtlere uzak duran pozisyonunu sürdürmeye çalışıyor aslında. Yaptığının anlamı bu benim görebildiğim kadarıyla. Bir tehdit politikası yani. Fazla gelirsen senin de üzerine giderim. Aman şey, çünkü CHP de bir bütün olarak Genelkurmay'ın şeyinde değil. Onun bir kısmı öyle ama büyük bir bölümü aslında demokratik özlemleri olan, gerçekten Erdoğan tehlikesinin bilincinde olan ve CHP'nin bugünkü izlediği politikadan gayri memnun insanlar. Onları ürkütmelidir. Bir kenara sıkıştırmalıdır ki onlar da sesini çıkaramazsın. Bu böyle karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir politika. Yani Erdoğan bu tehditleriyle aslında Genelkurmay'ın CHP'yi baskı altına almaya ya da onun kendi politikalarının aracı olma politikasına hizmet etmektedir. Ona tırnak acılık yapmaktadır. Ona el vermektedir. Peki CHP açısından baktığımızda yani bu süreç az önce siz de bazı eleştirilerde bulundunuz. Bu anlamda etkileyebilir mi? Yani baskı arttıkça dayanışma da artabilir mi önümüzdeki zamanlarda? Ben bu tutarlı tavrımızı sürdürdüğümüz takdirde er veya geç dayanışmanın artacağına ve bu artan dayanışmayla, tabandan artan bu dayanışmayla birlikte CHP'nin giderek kötü duruma geleceğini, bu kötü duruma gidişini ister istemez öbür tarafa da yani genelkurmaya, orduya, devlet sınıflarına da yansıyacağını, çünkü bu ikisi arasında çok binlerce ince kılcal damarla bağlantılar var, yansıtacağına ve bunun belli ölçüde dengeleri etkileyeceğini düşünüyorum. Ancak şu an bu bir zaman isteyen bir süreç. Halbuki şu an Türkiye büyük olasılıkla Amerikan seçimlerindeki ölü günlerden yararlanarak, şu birkaç günden yararlanarak Irak ve Suriye'ye girmeyi de düşünüyor olabilir. Böyle bir ihtimal de olabilir. Ama öte yandan Türkiye ancak dış politikada Irak ve Suriye'de başarısızlıklara uğradığı takdirde Türkiye'nin içerisindeki muhalefet de artabilir. Bu var olan politikaya karşı o politikayı temsil eden sınıflar içerisindeki bölünmeler de artabilir. Şu an için maalesef Türkiye'nin içerisinde fazla bir şey yok. Yani bütün sesimiz de kalmadı. İşte bir gazete var, bir iki televizyon var. Hepsi o kadar. Yani başka birkaç da internet sitesi var. Bütünüyle silinmiş durumda muhalefet. Böyle bir ortamda çok zor oluyor içeriden bir şey yapmak. Ama dışarıda bir şey olabilir. Fakat bu arada birkaç belli çevrelerin sesini dile getirdiğini düşündüğüm, verdikleri bilgilerle, ayrıntılarla belli bilgileri, o bilgilere ulaşacak kontakları olduğunu düşündüğüm insanların konuşma, televizyondaki ya da işte internetteki konuşma ve yazılarına baktığımda bir esas olarak Türkiye devletinin şöyle bir çizgi izlediğini görürüz. Fırsatını kolluyor.
güneye girmek için, Rakka'ya girmek için ve Irak üzerinden Musul'a girmek için. Ama Irak üzerinden büyük ölçüde kapanmış gibi görünüyor. Rakka'ya giriş şu an Amerika YPG ile gireceğini söyleyince o yönde tıkanmış durumda. Ama işte Özgür Suriye ordusu Araplar içindeki ilişkileri aracılığıyla Amerika'ya baskı yaparım. Onları bir şekilde benim de işin içine katılmama müsaade ettiririm ya da izin verdiririm gibi bir hesabı içinde. Bunun yanı sıra işte Rusya ile flört ederek falan, yok bak NATO'dan ayrılırım falan diye onlar üzerine bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bütün bunları deneyecekler. Bu denemeler sonunda iflas ettiği kesin olduğu takdirde Türkiye'deki iktidar ilişkilerinde, güç ilişkilerinde ciddi bir denge değişikliği olur. Bu zaten bir şekilde basınına da yansır, duruşlara da yansır, partilerin tavırlarına da yansır ve o zaman bu baş aşağı gidiş belki durdurulabilir, belki bir ölçüde daha ne diyeyim artık Türkiye'de hukuk da kalmadı ama bir parça hukukun da geçerli olduğu bir biçime geri dönülebilir. Bu kadar yani şey kısa vadede. Uzun vadede ama o dediğiniz elbette geçerlidir. Evet, yani şunu anlamış oluyorum dediklerinizden. Yani siz diyorsunuz ki AKP'nin bu politikaların iflası aslında dış politikada durumun ne olacağına bağlı demiş. Kısa vadede öyle. Türkiye'nin hesabı fırsatını bulursa Elbap'tan Rakka'ya doğru girmek 300 kilometre var. Eğer Cerablus hattından girerse o 100 kilometre. Cerablus hattından girerse 150 kilometre ama o aynı zamanda daha problemli bir hat. Suriye ordusu var. Başka güçler de var. Elbap'tan Rakka'ya doğru girerek hem Rojava'nın doğu ve batı kesimleri arasındaki bağı koparmak. Hem de işte Cerablus'tan girdiği şeyle Afrin'le diğer kesimler arasındaki bağı kopardı. Bir hesabı da aslında Musul'u bahane ederek aslında Şengal'e doğru girerek Kandil'le Irak'taki PKK'lılarla Rojava arasındaki bağı koparmak. Böylece dört parçaya ayrılmış bu bölgede askeri olarak girmek. Biraz direniş olursa oraları da bütünüyle askeri olarak işgal etmek. Bütün Kuzey Suriye'yi ve mümkünse Musul'u işgal etmek. Bu Erdoğan'ın bu imparatorluk planlarına da uygun, Türkiye'nin ordusunun askeri planlarına da uygun. Hani şöyle diyorlar ya, biz Musul almazsak Diyarbakır'ı veririz. Aynen bu planlara da uygun bir strateji. Bu stratejinin iflas etmesi gerekiyor. Bu stratejiyi biz içeride barış mitingleriyle, direnişlerle iflas ettirecek durumda değiliz maalesef. Zaten Türkiye'de halk hiçbir zaman örgütlü olmadı. Tepeden tırnağa örgütlü olan devlettir. Halk çıplak bir et gibi her türlü mikrobun virüsün şeyine açıktır, saldırısına açıktır. Bu nedenle zaten bir şey yapamıyoruz. Ama bu dış politikada yenildiği takdirde Türkiye'nin önü bir ölçüde olsun açılabilir. Tabii biz böyledir diye duracak değiliz. Elimizden geleni yapmalıyız ama gerçek durum da aşağı yukarı böyledir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki şimdi siz bayağı bir aslında kapsamlı bir strateji açıkladınız AKP'nin dış siyasetiyle ilgili. Böyle bir tablonun gerçekleşmesi mümkün mü, yani bu kadar ileriye gidebilir mi? Henüz Rakka'da bile bir dizi tartışmayı biz görüyoruz. Operasyon Eğitim Demokratik Suriye güçleri başlattı. Şimdi ardından Türkiye'nin sonradan bir dahili söz konusu. Yani bu tablo başarılabilir geliyor mu size? Şu an öyle gibi görünüyor. Başarı olmayacağı gibi görünüyor. Ama şunu unutmayın. Bir mücadele değilseniz son ana kadar direndiğiniz takdirde var olan güçler dengesindeki herhangi bir değişiklik olur ve siz son anda o umutsuz durumdan çıkma olanağı bulabilirsiniz. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bile böyledir. Aslında Osmanlı İmparatorluğu bitmişti. Sovyetler'de devrim oldu. Sovyetler'de devrim olunca batılı ülkeler Sovyetlere karşı, Sovyetler batılı ülkelerin saldırılarına karşı Anadolu'da bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından her iki tarafta çıkarlı olduğu için Anadolu'da bir Türkiye Cumhuriyeti kurulabildi. Keza 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Türkiye savaş boyunca Hitler'i el altından desteklediği için müttefikler Türkiye'yi ciddi biçimde cezalandırmaya karar vermişti. Ama Türkiye son anda işte Hitler'e göğe biçimsel bir savaş ilanı yaptı. Birleşmiş Milletler'e girme çabalarında hemen önünde yer aldı. Baktı ki zafer öbür tarafta, hemen kendisini o tarafa attı. Ama yine de paria muamelesi görüyordu. Fakat o sırada soğuk savaş başladı. Soğuk savaş başlayınca Sovyetlere karşı dünyadaki stratejik yerinden dolayı, dünyada en stratejik yerde bulunan ülke Türkiye.
Bu stratejik yerinden dolayı, ki bu stratejik yer Türkiye'de boynuna bağlanmış bir kelepçe olmuştur. Çünkü Arapların petrolü neyse Türkiye'nin stratejik yeri de odur. Bunu satarak her türlü gericilik kendi varlığını sürdürme olarak bulabilmektedir. Şey etmektedir. Şimdi yarın öbür gün Amerika ile Rusya arasında ya da Amerika ile İran arasında ya da bugün oradaki bloklar arasında herhangi ani bir gerilim gelişebilir. Ve Türkiye tam da böyle bir gerilimi tahrik etmekten, hatta mümkünse dünya savaşı çıkartmaktan çıkarlıdır bugünkü Erdoğan. Bu yönde teşebbüslerde bulunacaktır. Onların arasındaki herhangi bir gerilim ister istemez Türkiye'nin birdenbire hareket alanını, dolayısıyla Erdoğan'ın hareket alanını genişletip ona birdenbire soluk alma imkanı verebilir. Şu an öyle bir şey görünmüyor ama biliyorsunuz politikada 24 saat çok uzun bir zamandır, her şey olabilir. Şu an dediğimiz gibi, sizin de dediğiniz gibi öyle görünmüyor. Ama yarın öbür gün ne olacağını da bilemeyiz. Çünkü burada dünya çapındaki büyük güçlerin bir rekabet alanı, bir Suriye, Irak alanına sıkışmış bir dünya savaşı yaşıyoruz aslında. Türkiye'de bu dünya savaşını her an tetikleyebilecek bir pozisyonda bulunuyor. Biliyorsunuz bir hayvan köşeye sıkışmışsa her şeyi yapabilir. Türkiye'ye egemen bürokrasi bu sıkışmışlık içerisinde bunu beka sorunu olarak gördüğünü sürekli ima ettiğinden her şeyi yapabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, peki şimdi biraz daha dünya siyasetine devam edelim. Sonra iç siyasete geri döneceğim. Yani bu gerilim böyle devam ederse aslında Dünya Savaşı'nın bile söz konusu olabileceği bir atmosferde yaşıyoruz ve Türkiye'de aslında bunun da biraz rüzgarıyla hareket ediyor vaziyette. Peki sizin bu konuda yani ihtimalleri sayıyoruz ama öngörünüz nedir? Böyle bir sürece doğru gidelim. Çünkü bir yandan şöyle durumlar da var. Şimdi ABD seçimlerinde işte Clinton büyük ihtimalle galip gelecek gibi görünüyor şu ana kadar elimize ulaşan bilgilere göre. Bir yandan Obama'nın da şimdiye kadar yürüttüğü daha ılımlı bir politika vardı. Clinton da eğer seçilirse bu politikayı sürdürecek gibi de görünüyor. Yani bu anlamda baktığımızda bir yandan da ılımlı olmaya çalışan, daha anlaşmalı gidinmeye çalışan bir durum var. Gerginlik daha da artar mı önümüzdeki günlerde? Türkiye'yi de çok etkileyeceği bakımından soruyorum bu soruyu. Türkiye'nin stratejisi tam da bu durumdan, yani Amerika'da topal örgüt deniyor bu döneme, hareket alanının daraldığı bir yer, bu durumdan yararlanarak, hatta seçim gününden yararlanarak girmeyi düşünen ya da bunu planlayan çevreler olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha birkaç saat önce, burada isim vermek istemiyorum, bir televizyon yayını yaparak ya da internet üzerinden görüntülü yayın yaparak yayına başlamış bir sitedeki bir yorumcu, ki o yorumcunun verdiği detaylar sürekli olarak devletin ya da istihbarat çevreleriyle belli bir bağlantısı olduğunu gösteren detaylardı. Kendisi bizzat aşağı yukarı bunu Amerika'nın planıymış gibi zikretti. Yani Amerika bu seçimin kritik noktalarında, günlerinde birdenbire ben yaptım oldu diyerek işte bir takım Suriye'de ve Irak'ta işler yapabilir anlamına getirdi. Hatta biraz da YPG'nin bugün Rakka'ya iki gündür saldırı başlatmasını hazırlıksız ve aniden karar verilmiş, ki öyle de olabilir, bir eylem olarak tanımladı. Ve bu hazırlıksızlığı da kendisinin tekrar oraları, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar oraları fişeklemesi, işte bunlar bir süre sonra IŞİD'in direnişi karşısında başarısız olabilirler. Aslında bunu umuyor, istiyor ya da başarısız olması için belki imkanlar yaratma hazırlanıyor. Buralardan böyle bir plan olduğunun izlenimini veriyordu. Kaldı ki ben şuna inanıyorum ki Avrupa'daki birçok IŞİD patlatması Türkiye'nin işidir. Erdoğan hani diyor ya, bunlar yarın size de dönebilir. Aslında o Erdoğan'ın Avrupa ve Amerika'ya tehdididir. Yani IŞİD bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ciddi biçimde kontrolünde olduğundan, hemen hemen Avrupa'daki bütün bombacıların hepsi Türkiye'den gittiğinden, ki bunların istihbaratın bilgisi dışında gittiği düşünülemez. Ki Erdoğan da yine biliyoruz ki bu mülteciler konusunu bilinçli bir politik olarak Avrupa'nın üzerine baskı oluşturmak için oluşturduğundan ve bunu Avrupa'nın devletlerinin hepsi de biliyor. Ama diplomatik nezaket gereği söylemiyorlar büyük olasılıkla. Böyle olduğundan Türkiye resmen Avrupa'yı terörist eylemlerle tehdit etmektedir. Yani
Eskiden Orta Doğu'da Libya gibi, Suriye gibi ülkeler doğrudan mesajlarını bu şekilde herhangi bir kontrolünde oldukları örgütleri kullanarak, onlara bomba attırarak verirlerdi. Karşı taraf da bunu böyle anlardı. Onlar da onlara o dilden ya da başka dillerden cevaplar verirlerdi. Türkiye'yi Erdoğan bir ne o haydut devlet durumuna düşürmüştür. Türkiye'nin iyi kötü bir diplomatik geleneği vardı, bir usulleri vardı falan filan. Şimdi bütün bunların hepsi havaya uçmuştur. Böyle bir durumdayız yani. Her şey olabilir. Çok riskli ve tehlikeli günlerden geçiyoruz. Şöyle mi demek istiyorsunuz? En son Erdoğan yaptı işte bana diktatör diyorlar. Bir kulağımdan girer öbür kulağımdan çıkar. Umurumda bile olmaz açıklamaları vesaire. Yani arkasına böyle bir gücüm aldı Erdoğan. Evet, o cümlelerin ardından da işte bugün teröristleri kuruyorsunuz. Yarın o terörist size döner gibi bir laflar da etti. O aslında direkt olarak onlara tehdit. Çünkü onlar da biliyorlar ki Türkiye'den, IŞİD'den gelecek herhangi bir saldırıyı aslında Türk istihbaratı ve devletiyle yakın ilişki içerisinde olabilir ancak. Yani evet, Türkiye uluslararası diplomasi kurallarını, kuralları bile bir kenara atıp çiğnemiştir. Tıpkı eskiden Hafız Esad'ın ya da işte Kaddafi'nin olduğu gibi tam anlamıyla bir haydut devlet haline gelmiştir. Evet, şimdi dış siyaset konusunda oldukça kritik şeyler söylüyorsunuz. Türkiye'nin aslında nasıl bir pozisyona geleceği bundan sonra dış siyaseti de oldukça bağlı. Fakat ben içeriden bir gündemle devam etmek istiyorum başkanlık. Şimdi bugün Binali Yıldırım açıklama yaptı. Dedi ki bu hafta içerisinde anayasa değişikliğini siyasi partilerle görüşeceğiz, çalışmaları hızlandıracağız dedi. Bir yandan da başkanlık dört nala geliyor. Böyle de bir durum var. Tüm bu gelişmeler ışığında bu başkanlık telaşını neye bağlıyorsunuz? Başkanlık Erdoğan'ın kendisini garantiye alma çabasından başka bir şey değildir ve o saçma hayallerini gerçekleştirme çabasından başka bir şey değildir. İkili bir yanı vardır. Diyebilirsiniz ki şu anki niye başkanlığa ihtiyacı olsun? Zaten olağanüstü hal var. Meclis kalmamış. AKP zaten onun her dediğiyle hareket ediyor. Ciddi bir muhalefet kalmamış. Zaten 3-5 tane vardı. Onları da toparladı. Niye ihtiyacı olsun? Ama geçen gün Levent Gültekin'in bir programında söylediği bir şey vardı. Ben bu evi al kullan diyebilirim sana. Tamam kardeşim, hiçbir hafta iddia etmiyorum. Al kullan. Ama sen bu evin tapısını almadığın sürece huzurlu olmazsın. Çünkü her an ben yine aldım diyebilirim. Erdoğan'ın başkanlık durumu da kendisini garantiye alma, altına alma çabası. Erdoğan o kadar büyük pisliklere bulaşmış durumda ki bunun tek kurtuluşu başkanlık, tek kişi diktatörlüğüne dayanan bir diktatörlük ve egemenlik. Yani yasalar, her sözünün yasa olması, anlayışının yasa olması bu. Bunun başka türlü yolu yok. En küçük bir zayıflama gösterdiği takdirde, en küçük bir şahatlama gösterdiği takdirde bu domino taşları gibi onun tecidine ve izole olmasına, sonunda mahkemelere çıkmasına ya da başka şeyler olmasına yol açar. Bunu çok iyi biliyor. Öte yandan Erdoğan soğuk savaş yıllarında ne bileyim o şiirlerle falan, Necip Fazıl'ların şiirleriyle, antikomünist Amerika'dan beslenmiş şiirleriyle büyümüş. Aslında ideolojik ve hedefleri bakımından da Fethullah Gülen'den hiçbir farkı olmayan bir tiptir. Bununla o Metin Oktay Emin Oktay tarih kitaplarının yetiştirdiği tarihle yetişmiş bir insan olarak zannetmekti ki bütün dünya, işte en azından Orta Doğu, Türkler gelsin de bizi kurtarsın diye bekliyor. Zaten bunların kafalarında böyle mesiyanist bir Türk devleti şey vardır. İslam alemini işte kralı biziz, onları biz kurtarırız. Bu alemde kral biziz, biz İslam alemini birleştiririz, kurtarabiliriz gibi bir şey. Bunun hiçbir ciddi yanı yok aslında. Ama adam birdenbire Türkiye gibi bir devletin başına geçti. Bütün muhalefeti bir şekilde ezdi. Bütün kendi partisinde bir karşı devrim yaratarak bütün bir zamanlar eşit olduklarını tavsiye etti. Bu tıpkı George Orwell'in Hayvan Şifrini seyrettiyseniz oradakinin tıpkısıdır. Ama sadece bu George Orwell'de ya da şimdi olan bir şey değil. Tabiri caizse bütün tarih boyunca defalarca gördüğümüz bir şeydir. Örneğin Akadeli Sargon'un torunu Naram Sin de tarihin ilk imparatorluğudur zaten. O da tanrı ilan etmiştir kendini. Bu halkın arasında Nemrut denir. İşte tamına Nemrut'tur Erdoğan. Ama şu an Türkiye halkının büyük bir bölümü aslında içinden bizlere hak vermesine rağmen, bu Musa'nın hikayesi vardır.
İşte Musa anlatır, anlatır, anlatır Firavun'a karşı. Ya Musa iyi söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama Firavun bize ekmek veriyor derler. Şimdi Erdoğan'ın durumu budur. Çünkü 2002 ile 2011 arasında ve bir kız şimdi bile hala ezilen sınıfların iktisadi konumunda iyi kötü bir iyileşme oldu. Çünkü bir toprağı nadasa bırakmışsanız yıllarca ilk defa bir şey ektiğinizde iyi bir verim alırsınız. Türkiye yıllarca o özel savaş yıllarında ne ekonomik yatırım yatırıldı ne bir şey. Erdoğan ilk geldiği dönemlerde böyle bir şeyler, daha doğrusu AKP yaptı. Kendileri nemalansa da iyi kötü bundan alt sınıfların da payına bir zamanlar bir şeyler düştü. Şimdi bunun yüzü suyu hürmetine hala buna bir destek sürüyor. Hala işte Firavun bize ekmek verdi diyorlar. Ama emin olun Türkiye'deki halkın %90'ı herkes her şeyi biliyor, ne olduğunu biliyor. Sadece şu an kısa vadeli hesaplarıyla, çıkarlarıyla sesini çıkarmıyor. Ama onun zayıflığını gördükleri an bugün Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan bizler bile onların gösterecekleri o korkunç tepkiler karşısında belki Erdoğan'ın canını korumak için sığınacağı insanlar haline geleceğiz. Bunu da bir köşeye yazın görürsünüz. Çünkü bütün hayatımız boyunca bunu görmüşüzdür. Bir şeye en hızlı savunanlar bir süre sonra hayal kırıklıkları yaşadığında ona karşı en acımasızca saldıranlar olurlar. Yani durum özü itibariyle budur. Tam soruyu da unuttum, kusura bakmayın. Nereden nereye geldik? Başkanlıktan bahsediyorum. Şimdi onunla alakalı bir şey daha soracağım. İnsanların tepkilerinden bahsettiğiniz için. Şimdi başkanlık büyük ihtimalle bir referandum süreciyle de birlikte gelecek gibi duruyor şu an henüz netleşmemekle beraber. Böyle bir referandum süreci olursa Türkiye içerisindeki atmosfer nasıl şekillenir sizce? Bu referandum Türkiye'ye iyi gelebilir mi yani? Referandum süreci şu an hala kritik anladığım kadarıyla. AKP çevrelerinin yaptığı araştırmalar durumun hala kritik olduğunu gösteriyor. Ama Erdoğan yine geçenlerde bir gazete yazarının dediği gibi Türkiye'deki başka eğilimleri de, bir takım sosyolojik eğilimleri de etkili olacağını düşünür. Kendisinin bir şekilde başkanlığının onaylanacağını düşünüyor. Yani o seçim yapıldığı andaki, başkanlık referandumu yapıldığı andaki güç ilişkileri, konjonktür belirleyici olabilir. Ama esas olarak bu işlerde belirleyici olan toplumsal güçlerin durumudur. Halkın ikna olup olmaması o yana bu yana şey, esas bu büyük toplumsal güçler. Bunlar nedir? Türkiye'de ordudur. Her şeyden önce. İşte AKP seçmenidir, CHP seçmenidir, Kürt hareketidir, Alevilerin durumudur, laiklerin durumu. Bunların genel eğilimleridir ama bunlar için çok belirleyici olan ordudur. Herhangi bir şekilde ordu biraz kenarda dursa, biraz böyle olmadığını belirse birdenbire referandumda ters tepebilir. Ve bunun bazı ipuçlarını da görüyoruz. Sanırım bugün Erdoğan ve Ordu İttifakı aynı zamanda İslam ve Atatürkçüler İttifakı'dır ya da Ulusalcılar İttifakı'dır. Bu ittifak dışındakilere karşı önce bir araya geldiler. Ama şimdi durumlar karışıyor. Erdoğan daha ileri gitmek istiyor İslamcılıkta. Öbürküler kendilerinin kenara itildiğini, tahsil edildiğini hissetmeye başlar. Bu onların çıkardıkları gazetelere baktığımız takdirde işte ulusalcıların feryatlarından, öbürkülerinin konuşmalarından hissediliyor. Bu bir süre sonra bunlar aralarında çatlayacaktır. Böyle bir çatlama örneğin hem güç ilişkilerini etkileyebilir hem de Erdoğan'ın başkanlık hayallerini sonlandırabilir. Aslında Erdoğan'ın bu kadar acele etmesinin nedeni şu, HDP'leri içeri almakta vesaire, zamana karşı bir yarış içerisinde. Erdoğan'a karşı zaman çalışıyor aslında. Zaman hem ezilen insanlarda, hem halkta, hem çevrede, hem dış politikada Erdoğan'ın giderek tecrit olmasını getirecektir. Ve bu elli bir kritik kütleye oluştuğunda bu sefer kar topu etkisiyle o tecrit olma durumu artacaktır. Erdoğan bunu bildiği için bu kritik kütleye ulaşmayı engellemenin yolu olarak sürekli daha ileri gitmek zorunda. Tıpkı bir bisiklete binmiş insan gibi durduğu an düşer. Bugün HDP'ye şey diyorsa yarın CHP'ye de saldırmak zorundadır. CHP'ye saldırdıktan sonra ulusalcısına da saldırmak zorundadır. Ama ileri gittikçe de aynı zamanda karşısındaki güçleri daha genişletmek zorundadır. Erdoğan'ın durumu bu. Tabii dünyadaki dengeler nasıl değişir, nasıl gelişmeler olabilir?
Çünkü bu işlerde tesadüfün de, rastlantıların da bir yeri oluyor yani. Çevredeki uluslararası durumun da bir yeri oluyor. Düşünün ki Hitler örneği verelim. Hitler Münih diye bir olay vardır 30'larda. Pek bilinmez bugünkü yeni kuşaklarda. Hitler aslında Almanya'nın başına geçtiğinde güçlü bir adam değildi. Parlamentoda bile çoğunluğu yoktu. Ama diğer partilerin zaafları ona güç verdi. Kaldı ki uluslararası planda işte Çekoslovakya'yı istediğinde aslında bütün var olan devletlerine höt deseydi sinerdi bir yana. Ama onu sözüm ona yatıştıracağız diye Münih'te Çekoslovakya'yı ellerine verdiler. Böylece Hitler zaten Çekoslovakya'nın büyük bir sanayisi var. O sanayiyi de alarak oradan aldığı moralle daha büyük saldırılar için şey etti. Bu gibi diktatörleri küçükken durdurmazsanız büyüdüklerinde artık öyle bir hale gelirler ki eskiden çok küçük bir güçle durdurabileceğiniz bir sorunu durdurabilmek için milyonlarca insanın ölümü gerekir. Hitler'e pekala Münih'te durdurulabilirdi. Chamberlain'ler, Memberlain'ler o zaman o Münih'e gelenler durdurabilirlerdi. Biraz sert tavır göstererek. Hatta Çekoslovakya kendi ordusuyla bile Alman ordusunu durduracak durumdaydı. O zaman 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmeyecekti. Ama onların ince hesapları, hesaplarının da numarası şuydu özünde. Hitler'i bir şekilde güçlendirip Sovyetlere saldırtmak ve onu yendirmekte. Ama hep bu işler hep böyle olur. El-Kaide'yi Amerika işte Rusya'ya saldırmak için politik İslam'a vesaireyi canlandırdı. Sonra kendisine döndü. İkiz Kuleleri gitti. Bugün şey oluyor. Aynı şekilde oldu. Olabilir. Erdoğan da biraz da böyle olmak istiyor aslında. Böyle bir pozisyon elde etmek istiyor. Bana oynasınlar. Bana oynasınlar. Bunun hesabını yapıyor yani. Evet, şimdi peki gelelim Cumhuriyet'e. HDP'ye yönelik operasyonların kendince bir mantığı var. İşte Orta Doğu'ya kadar uzanan bir isteklerin bir parçası olarak öyle oluyor. HDP'ye yönelik operasyon. Peki Cumhuriyet'te neden böyle bir saldırıda bulundu? Neden yazarlanıyor onların tutukladı? O da az evvel bahsettiğiniz aslında saldırının giderek genişlemesi politikasının bir parçası mı? Yani bisikletli olduğu için mi böyle oluyor diyelim? Aynen efendim. Yani bir CHP ve Cumhuriyet aşağı yukarı aynı şeydir. Nasıl CHP'nin içerisinde bir demokrat kesim vardır, bir de devlete göbekten bağlı kesim vardır. Devlete göbekten bağlı kesim bir takım politikalarla o demokrat kesimi hep kontrolünde ve denetimi altında tutar. Cumhuriyet de uzun yıllar Türkiye Devleti'nin çizgisine paralel olarak ulusalcı bir çizgideydi. Kürtlerin varlığına karşı bir çizgideydi. Ama Kürt hareketinin güçlenmesi, eski politikaların iflası vesaire, Türkiye'deki demokrati hareketinin güçlenmesi nasıl CHP'de belli bir değişmelere yol açtıysa Cumhuriyet Gazetesi'nde de yol açtı ve onun başına işte Can Dündar getirildi vesaire bir takım değişiklikler oldu. Cumhuriyet Gazetesi bu CHP'deki aslında ki zorunlu evliliği ya da eskiden kalma birlikteliği de sürdürüyordu. Cumhuriyet yazarlarının bir kısmı böyledir, bir kısmı böyledir. Herkes de bunu bilir. Bu Cumhuriyet Gazetesi içindeki operasyon aslında Cumhuriyet Gazetesi içindeki demokratlara, Türkiye'de demokrasiden yana olanlara ciddi bir muhalefet yapılmasını, CHP'nin AKP'ye karşı ciddi bir muhalefet yapmasını isteyenlere karşı bir operasyondur. Aslında CHP içerisinde yapılmak istenen ya da yapılacak bir operasyonun da önü hazırlıdır. Yani bugün HDP tasfiye ediliyorsa, CHP'ye ileride bir operasyon yapılırsa sırf bütün CHP'ye de olmayacaktır. Onun içinden belli bir kesimi olacaktır. Çünkü CHP'nin toptan yok olması bugünkü egemen bloğun işine de gelmez. Ama onun içerisinde Kürt hareketiyle ittifak kuralım, bu iş böyle olmaz, insan haklarını, demokrasiyi geliştirelim diyen bir kanadın da tasfiyesinin operasyonudur aslında. Tutuklananlara vesaire baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Kaldı ki bunun bir de cephe gerisi durum var. Bir savaşa hazırlanıyorsanız özellikle askerlerin mantığında cephenizin gerisinde düşman birliği bırakmamanız gerekir. Bugün Türk ordusunun gözünde düşman birliği Kürtlerdir, HDP'dir, CHP'nin içerisindeki demokratlardır. Bunlardır düşman. Ne faşistlerdir, ne AKP'lilerdir, ne hiçbir şeye ilgisi olmayan, ne lümpenlerdir. Bunların hiçbirisi düşman değildir. Bunlar cephe gerisinde ki hesapların içerisinde bir şekilde Rakka'ya ya da Musul'a ya da Suriye'ye girmek, oraları ele geçirmek, bu beka sorunundan kurtulmak gibi bir sorun var. Bu cephe gerisinin temizleme operasyonunun da bir parçasıdır. Bunu böyle görmek gerekir. İşte Halkan'ın bu yönde.
Şimdi aslında siz önemli bir şey daha söylemiş oldunuz. Yani CHP içerisinde de demokratlara yönelecek ilk saldırılar demiş oldunuz. Cumhuriyet operasyonu da bunun bir parçası. Yani şu anda aslında toplumda muhalefetin birleşmesini savunmak AKP'nin düşmanlığını yapmak demek. Yani çünkü bundan belli ki bir korku var. Yani demek ki yapılması gereken doğru adres bu gibi durmuyor mu yani sizce? Daha evvel aslında biraz değindik buralara ama biraz daha açmak istiyorum. Yani en büyük korku bu olduğuna göre tam aksine bunu yapmak gerekmez mi bugün Türkiye'de? Tam anlayamadım efendim. Akustik olarak anlayamadım sorunuzu. Evet, tekrar edeyim hemen. Yani belli ki diyorum AKP'nin muhalefetin bir araya gelmesi gibi bir korkusu var. CHP'de de ilk operasyon yine demokratlara ve birlikleri savunanlara yöneleceğini düşünürsek eğer Cumhuriyet operasyonlarından da yola çıkarak böyle düşünürsek şu anda aslında Türkiye'de de yapılması gereken AKP'nin tam da korktuğu şeyi yapmak değil mi? Yani Evet, yapmaktır. Doğru. Bir muhalefetin bir araya gelmesi. Ama bir araya gelelim demekle bir araya gelinmez. Bunun somut örgüt ve mücadele biçimleri olması gerekir. Örneğin geçenlerde bir yazı yazdım. Dedim ki bugün politik özgürlükler alanı yoktur. Diyelim ki en basitinden bir basın açıklaması bile yapmaya kalktığınızda karşınıza 200-300 misli polis yığılıyor. En küçük bir herhangi bir provokasyon da olabilir ya da en küçük bir çatışma, konuşma, laf atma bile olabilir. Polis hemen hiçbir şey olmadan bile gazlarla saldırıyor. Böyle bir yere normal vatandaş gelebilir mi? Gelemez. O zaman ne oluyor? Toplumsal muhalefet 3-5 tane aydının, 3-5 tane bu işlere angaje olmuş insanın omuzlarına biniyor ve bunlar da toplumun içerisinde küçücük, incecik bir tabaka. Zaten AKP gücünü buradan alıyor. Böylesine bir politik özgürlüklerin yok olduğu, işte bütün gazeteciler içeri alındı, fiilen bir basın yok, yazarlar içeride, böyle bir durumda herkes muhakkak ki çekiniyor. Benim Facebook'taki arkadaşlarımın önemli bir kısmı arkadaşlarım çekti. Eskiden herhangi bir şey paylaştığımda yüzlerce insan beğenir ya da paylaşırken şimdi bunu cesaret edebilenler azaldı. Mesela ya da herhangi bir şeyi paylaştığımda artık ak troller gelip bana küfrediyorlar, şey diyorlar, yani böylesine karşında muazzam bir güç var gibi. Bu sanal alemin, gerçek alemin de biliyoruz ne olduğunu. İki gündür mesela Kadıköy'de bir parça demokratik hakları savunmak isteyenlere Erdoğan uzun süredir hazırladığı sokak çetelerini, faşistleri saldırtmaya başladı. Devlet güçlerinin de yanı sıra. Böylesine bir şey. Bunu saldırtmasının nedeni şu ama aslında. Halkın canına tak diyerek bir şekilde ortaya çıkması. Halkın canına tak demiş durumda ama ortaya çıkacak cesareti de yok. Ama bu cesareti şöyle kazanabiliriz. Madem ki politik olarak hiçbir hakkımız yok, bizler en temel insan hakları nedir? Durmak, oturmak, yürümek falan gibi bunlar henüz politik eylemler değildir. Ben İstanbul'un herhangi bir yerinde, Kadıköy'ün herhangi bir yerinde, Beşiktaş'ın herhangi birinde oturabilirim, durabilirim, yürüyebilirim. Ya da insanların görüyoruz işte tişörtlerinde şu yazıyor, bu yazıyor. Bu yazı henüz normal olarak insanın istediğini giyme özgürlüğü çerçevesinde politik bir durumu yok yani. Biz bu alana giderek son derece pasif, yani hiçbir politik slogan atmadan, hiçbir pankart taşımadan, hiçbir işte bildiri dağıtmadan, tamamen ben bir vatandaş olarak diyelim ki Kadıköy'e gidiyorum. Mesela herhangi bir sembol ya da şey olabilir bu. Yani illa ki politik bir şey olması gerekmiyor. Zaten herkes onu anlar. Böylesine baskı dönemlerinde Ezop dilini geliştirmek gerekir. Ezop dili biliyorsunuz. Direkt söylememek, indirekt söylemek. Mesela ne bileyim, Kadıköy'de yürürken ellerimi şöyle bir şap şap yapsam. Bu insanlar tarafından, tabii önceden duyursak, şey etsek, insanlar diyelim her gün iş çıkışı 5 ile 6 arası gelse şap şap diye oralarda otursa, durursa, yürüse, arada sıra şöyle yapsa. Bunu yüzler, binler, on binler, milyonlar yapmaya başladığında Erdoğan duramaz. Ve bizim bir demokratik hareket, birleşme yapabilmemiz için buraya gelmemiz gerekiyor. Bunun biçimi nedir? Çünkü şöyle, burada biz şakşak yaptığımızda bizim siyasi görüşlerimizin şu ya da bu olmasının hiçbir anlamı yok artık. Hepimiz bir şakşakla birleşmiş oluyoruz. Elbette kendi farklı siyasi görüşlerimiz.